Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Abdullah Karali. Yine bir kitap incelemesi ve değerlendirmesi videosuyla daha beraberiz. Şöyle biraz daha eskilere gidelim dedik bugün. Sizin için güzel bir kitap seçtik. İbni Hazm'ın Güvercin Gerdanlığı ismi kitabı. Biraz İbni Hazm'dan bahsedeceğiz. Biraz kitaptan yani güvercin gerdanlığından bahsedeceğiz. Kitabın muhtevasından, içeriğinden, yayın evinden ve dilinden bahsedeceğiz ve konuyu bitireceğiz. Peki İbn Hazm kim, kimdir? İsterseniz bununla beraber başlayalım. İbn Hazm 994 yılında, yaklaşık hicri olarak 445 yıllarında Kurtuba'da, yani Endülüs'ün Kurtuba'sında, Kurtuba'sında dünyaya geldi. Asıl adı Ali bin Ahmet bin Said bin İbni Hazm. Evet oldukça uzun bir ismi var. Onun için biz kendisine kısaca İbni Hazm diyoruz. İbni Hazm yaşadığı dönemde dönemin alimlerinden ciddi bir anlamda eğitim aldı. Hatta bulunduğu bölgede vezirlik makamına kadar yükseldi. Lakin zahiriye kolundan olduğu için yazdığı kitaplardan birçoğu yakıldı. Ee, bulunduğu bölgeden sürecin gerdanlığı 30 bölümden oluşuyor. Ee, temelde ana konu olarak aşkı anlatıyor. İlk 10 bölümde aşkın nedenlerini nasıl bir aşk ortaya çıkıyor ee, ilk 10 bölümde bunu incelemiş. Ardından aşkın zararlarını, e, kısmen faydalarını ama çoğu zaman zararı üzerine durarak e, insanı aşkın ne hale getirdiğini e, ortaya koymuş bu kitaptan neler öğreneceksiniz diye soracak olursanız bana göre dönemin bir psikoterapi notlarını ortaya koyuyor. Haliyle baktığınız zaman aslında binli yıllardan 2000'li yıllara kadar insan insanoğlunda çok fazla bir şey değişmediğini yani hissi olarak çok fazla bir şey değişmediğini bir göreceksiniz. Bir sürü notlar almışım kitap üzerinde. Şöyle bilmiyorum görecek, görebilecekmişsiniz. Çizmişim, notlar almışım. İçinde okurken sizi biraz yoracak şiirler var. Beni açıkçası şiirler çok yormuştu hatırladığım kadarıyla. Hikayeler güzeldi. içerisinde güzel hikayeler de var. Daha doğrusu hikaye üzerinden anlatıma gitmiş zaten İbni Hazm. Çünkü bir arkadaşı böyle bir kitap yazmasını söylemiş. O da bu tavsiye üzerine kitabı yazmış. Ve genellikle gördüğü şeyleri, duyduğu şeyleri, şundan bunu işitmiştim, bundan şunu işitmiştim, şöyle bir hikaye işitmiştim tarzında bir anlatımı var. Şiirleri açıkçası çok fazla ilgi çekici değil. Benim çok fazla ilgimi çekmemişti. Ama şiirler doğru, duygusal bağlamda doğru şeyleri söylüyorlar. Benim bu kitapla ilgili görüşüm şu. O dönemden bu döneme insanın ne kadar değişmediğini, psikolojik olarak çok fazla bir değişiklik içerisine gitmediğini, bin yılda bir evrim geçirmediğimizi görecek olmanız. Başka bir kitap incelemesinde ve değerlendirmesinde daha görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.